Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mert Hakan bugün bizlerle beraber sizlerin sorularını yanıtlayacak. Öncelikle derbi ile ilgili genel görüşleriyle başlayalım. Sonra sizin sorularınıza geçeriz. Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tabii ki Türkiye'nin en önemli, en büyük maçlarından biri. Camiamız açısından da, taraftarımız açısından da bizler için de çok önem taşıyor. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştık milli arada. Maçı ilk günden beri yaşıyoruz takım olarak. İnşallah bizim için çok güzel bir gün olur pazar günü ve mutlu olarak evimize döneriz. Sorulara geçebiliriz. Mert, sen de iyi bir performans yakaladın. Son dönemde performansı dikkat çekiyor. Takım içinde ama tabii ki de mağlubiyetten sonra moraller bozuluyordu. Takım içindeki havayı biraz bizimle paylaşabilir misin? Moraller milli arada nasıl ilerledi şu an? Takımdaki morali bizimle paylaşabilir misin? Ya tabii ki kırılgan bir dönem yaşadık. UEFA maçında onu attığımızı düşünüyorduk da ertesi maç Kayseri maçı çok şanssız bir maç oynadık. 2-4 tane topumuz direkten döndü, penaltı kaçırdık. Ya bunlar futbolun içinde var. Bahanelere sığınmamak gerekiyor ama onları unutmamız lazım. Çünkü önümüzde Fenerbahçe camiasının ve Türkiye'nin en büyük maçlarından biri var. Bu maçı kazanmaktan başka da çaremiz yok. Bütün odaklanmamız bu yönde. Geçmişi unuttuk diyebilirim çünkü kaybedilmiş hiçbir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama bence daha lig çok uzun bir maraton. Geçen sene son 10 haftada biz 8 puanı kapattık. İnandığımız sürece bizim yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Buyurun Kerem. Tabii çok yenilenmiş bir kadro olması nedeniyle bu sezon ilginç bir durum var. Galatasaray'a karşı kadroda gol atmış bir oyuncu yok. Yani böyle bir istatistik var. Bu da aslında belki gol atmayı daha da futbolcular açısından daha heyecanlı, daha önemli bir hale getiriyor. Hani gerçek Fenerbahçe, gerçek Galatasaray derler gol atanlara. Senin böyle bir hedefin var mı müsaade? Ya tabii ki gol çok önemli bir şey yani. Futbolun meyvesi hepimiz çok isteriz ama bundan ziyade takımın kazanması daha önemli. Ben takımın içinde herkesin takımın kazanmasının gol atmaktan daha önemli olduğunu düşündüğünü hissediyorum. Çünkü herkesin temennisi inşallah sen atarsın, inşallah sen atarsın. İnşallah kazanırız da kim atarsa atsın. Başka takım içinde bunun muhabbeti olur mu? Tabii, ister istemez oluyor. Öncelikle başarılar diliyorum. Teşekkürler. Tabii hayatımızda artık bir sosyal medya gerçeği var. Sen de aslında yazılanlar kötü diye az önce vurguladın. Taraftarlara bu konuda bir mesaj vermek ister misin? Sosyal medyada çünkü özellikle Süper Lig'deki galibiyet hasretinden dolayı eleştiriler gelmişti. Ne gibi mesaj vermek istersin taraftara? Ya biz zaten işin iyi ya da kötü gittiğinin farkındayız. Tabii ki işler bizim için olumlu gitmedi bu son süreçte ama bu kadar abartılacak bir süreç yok. Bu Fenerbahçe'nin üzerine daha çok yapılıyor. Ben bunu daha öncesinde geçen sene de söylemiştim. Maalesef büyüklüğünden, kulübümüzün büyüklüğünden üzerine gelen baskılar, algılar daha fazla. Bunu içeride bizim kendimiz halletmemiz lazım. Tabii ki taraftarımız sinirlenip, üzülüp bize isyan edebilir, sitem edebilir. Çok normal. İyi sonuç almadığım bu sürece futbolun doğasında bu var. Ama dediğim gibi olumlu eleştirileri alıp önümüze bakıp birlikte kalıp iyi sonuçlar almaya başlamamız lazım. Mert Hakan, zor bir ilk kez tribünler tamamen dolu olacak. Zorlu bir atmosfer olacak. Fenerbahçe taraftarı da gelemiyor. Senin de tabii ki futbolcu, profesyonellik çok önemli ama taraftarla aranda özel bir bağ olduğunu da biliyoruz. Orada nasıl bir atma, nasıl hazırlanıyorsunuz bu atmosfere? Orada nelerle karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz ve bu atmosfer sizi kamçılayacak mı? Neler hissediyorsunuz orada yaşanacaklarla ilgili? Ya biz onları her zaman yanımızda hissedeceğiz zaten. Kulübümüzün dün yapmış olduğu paylaşımla bunu gösteriyor. Ya biz hep birlikteyiz. Sadece bütün takım olarak odaklandığımız tek şey var. Kazanıp onları mutlu etmek artık. Bunun hedefindeyiz oyuncular ve teknik ekip olarak. İnşallah dediğim gibi kazanmak istiyoruz yani. Sezon başında tam iyi bir performans yakaladın. Ondan sonra bir sakatlık, talihsiz bir sakatlık. Sonra tekrar şu an iyi performans ivmesine yakalamış durumdasın bizim gördüğümüz kadarıyla. Sen neler söylemek istersin senin şu anki durumunla ilgili? Sezon başı iki kere sakatlık yaşadım. Bir sezon bittiğinde ameliyat olmuştum. Bir de ondan sonra dediğiniz gibi. Ya şu anda da daha henüz erken performansın iyi olduğunu söylemek açısından bence. Kendim açısından. Çünkü süreklilik gerekiyor. İnşallah üstüne koyarak Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Milli takımda
takıma soralım. Milli takım playofflara kaldı. Birincisi milli takım playofflara kalmasıyla ve Dünya Kupası gibi hedefiyle ilgilenen senin istersin. Sen şu an kadroda yer almıyorsun ama bir de onunla ilgili düşüncelerim. İlk öncelikle kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. İnşallah bunu Dünya Kupası'na giderek de taçlandırırlar. Yüreğimiz, kalbimiz hep onlarla. Tabii ki ben de yani milli formaya, armaya hizmet etmek isterim. Açıkçası ben de çağrılmayı bekliyorum bakalım. Son soru İrfan Bey. Mert, orta saha oyuncularından aslında beklenen biraz da skora katkı sağlamalıydı. Yani Fenerbahçe'de baktığımız zaman orta sahada görev üzerinde merkezi görev yapan oyuncular asist anlamında katkısı yok skora ilk maçlarında. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Güzel bir soru. Şu anda öyle gözüküyor da biz tabii dediğim gibi bu bir takım oyunu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de tabii ki gole katkı vermek, asist yapmak isteriz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu üst seviyeye çıkarırız. Şu anda eksiklik olarak görülüyor, doğru söylüyorsunuz ama bence yavaş yavaş de oraya doğru gidiyor. Oyun olarak da takım olarak da yani çizilen kötü bir senaryo yok. Sonuç olarak evet sonuç alamadık ama bence abartıldığı kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe takımı yok yani. Son soru yapalım. Mert Hakan, başkan geldi. İkmen'in başladığı iklimi. Onunla muhakkak görüşmeler olmuştur. Kendi aranızda muhakkak görüşmeler yapıyorsunuzdur. Hocayla görüşmeler yapıyorsunuzdur. Tabii ki içeriği paylaşmanı beklemiyoruz ama buradaki hava ne, neler konuşuluyor, maça yönelik neler konuşuluyor? Bize mümkün olduğu kadar buradaki yaşananları kısa bir özet geçebilir miyiz? Ya ilk günden bugüne birlikte kalıp birlikte hareket etmeyi, bu seneyi birlikte en yukarıda bitirmeyi konuştuk. Kötü günlerde birbirimize sarıldığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Bunun da farkındayız. Başkanımız da bizimle aynı fikirde. Bize bu konuda destek oldu kendisi de sağ olsun. Ya ilk günden bugüne bu maçın kazanmaktan başka bir çıkarının olmadığını düşünen bir camiayız. Samandıra ekibi var burada. İnşallah dediğim gibi Rabbim de bizim yüzümüze güler. Maçı kazanıp burada birlikte eğleniriz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun. İyi günler. Görüşürüz. Ayağınıza sağ olun.